Galeriya Ataköy ve Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nin ortaklaşa düzenlediği Naser Dadaşzade ile Sağlıklı Yaşam Tiyoları yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Her cuma alanında uzman doktorları ağırlayan programda moderatörlüğünü Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nin ünlü kulak-burun-boğaz hastalıkları doktoru Naser Dadaşzade'nin yaptığı programın bu haftaki konuğu ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Tolga Tüzüner oldu. 16 Kasım Cuma günü gerçekleşen etkinlikte eklem ve kıkırdak problemleriyle kireçlenme konuları ele alındı. El ve omurgalarda eklem kireçlenmesi görülebilir. Bunlar sıklık sırasına göre özellikle diz ve kalça eklemi direkt yük taşıyan eklemler olduğu için bu eklemlerin kıkırdak problemlerinde hastanın kilosu gerek şikayetleri gerekse hastanın ilerleyişini direkt durdurabilen, yavaşlatabilen bir faktör. Bu anlamda kilo kontrolüne çok önem veriyoruz. 5 kilo veren hastalarımızın bile ağrılarının yarısına yakının geçtiğini çok sık duyuyoruz. Bu anlamda gerek cerrahi tedavileri geciktirmek, gerekse hastaların ağrılarını rahatlatabilmek açısından kilo kontrolü de diğer aktivitelerin düzenlenmesiyle beraber önemli bir konu. Son zamanlarda eklem içi enjeksiyonlar çok uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi. Bunlar zaman içerisinde farklı şekiller almakla beraber genel anlamda eklemin kayganlığını artırıcı, viskosuplementasyon dediğimiz kıkırdağı kısmen besleyen, kıkırdaktaki hasarı geri döndüremeyen ama hastaların ağrılarını azaltan, eklemin kayganlığını artırarak hastanın aktivitelerine katkıda bulunan bir takım destekleyici tedaviler. Özellikle erken dönem eklem kireçlenmesinde bu tedavi yöntemlerinden fayda görüyoruz. Ama ileri dönemde kıkırdakların çok ileri düzeyde hasarlandığı, kireçlenmenin arttığı dönemde maalesef eklem içi enjeksiyonlar, kayganlığı artırıcı bir takım iğneler, diz içi veya kalça içi uyguladığımız ya da ağızdan alınan kıkırdak besleyici, suplement dediğimiz bir takım ilaçların etkinlikleri biraz daha sınırlı oluyor. Bu anlamda daha güncel tedavilerimiz var. Bunların bazıları henüz çok yaygın kullanmadığımız, çok belirli gruplarda, özel hastalarda kullandığımız tedaviler. Örneğin kök hücre tedavilerinden belki bahsetmek doğru olabilir. Henüz bu işlerin çok başındayız. Kök hücreler, ana hücreler hasarlı dokuya verildikleri zaman, uygulandıkları zaman o bölgedeki hasarlı kıkırdak dokularının veya diğer dokuların iyileşmesine katkıda bulunan hücreler, ana hücrelerimiz, dönüşüm kapasitesine sahip hücrelerimiz, bunları kısmen hastanın hastaya ait bir dokudan, örneğin en çok kullandığımız genelde karın çevresindeki yağ dokularından bunu elde ediyoruz. Yaklaşık 100 cc kadar bir karın içerisindeki, karın bölgesindeki yağ dokusundan 3 ila 10 milyon adet kök hücre elde edebiliyoruz bugünkü geldiğimiz teknolojiyle. Ve elde ettiğimiz bu kök hücre konsantresini eklem içine uygulayarak eklem içerisindeki hasarı biyolojik olarak iyileştirme ve belki de cerrahi tedavileri geciktirme adına bir takım uygulamalar yapılıyor. Bunlarla ilgili uzun dönem sonuçlar henüz yok. Tamamen hasta bazlı klinik sonuçlarımızdan bahsediyorum. Yeni tedaviler, çalıştığım hastanede de bu anlamda hücre tedavi merkezi açıldı, hizmete girdi. Bu anlamda kök hücre tedavilerini kendi hastanemizde yapabiliyoruz. Yani şimdi eklem kireçlenmelerinde iyileşme mümkün mü diye soracaktım. Ona bir kısmen değindiniz. Evet. Tamamen durdurmaya yönelik en azından, şikayetleri azaltmaya yönelik bir tedavidir. Hiçbir zaman 0 kilometre bir şey olmuyor veya ilerideki ağır şeylerde belki herhalde protezlerden bahsedeceksiniz. Evet. Ona geleceğiz. Peki bir de şey soracaktım ben, sonra da değindiniz. Ne gibi seçenekler var bu tedavilerde? Yani cerrahi dışında neler yapılabilirsiniz ki anlattınız kök hücrelerden tutun da diğer şeylere göre. Peki ilerlemiş olgularda kireçlenme çok ileri ve tek tedavi seçeneğinin eklem protezi olduğu durumlar var mıdır? Ne yapıyorsunuz onlarda? Evet, ilerlemiş eklem kireçlenmesinde artık cerrahi tedavilerden bahsetmek gerekiyor. Bu cerrahi tedaviler eğer eklem kireçlenmesi eklemin sadece bir kısmını içeriyorsa ve hastada dizilim problemi varsa, örneğin o bacak dediğimiz içe basma veya dışarıya basma gibi diz ekleminin sadece bir kısmına aşırı yük biniyorsa
içeri protez cerrahisi yapmadan, protez koymadan sadece dizilimi düzelterek bir 5-10 sene kadar cerrahileri, majör cerrahileri geciktirmek mümkün. Ama bunun ötesinde yaygın bir eklem kireçlenmesi varsa, ileri dönemde ise o zaman bunu adeta bir çürümüş dişe benzetiyorum. Bu şekilde belki anlaşılması daha kolay olabilir. Nasıl bir dişe kaplama yapılıyorsa, protez cerrahisi dediğimiz cerrahiler aslında eklem yüzeylerini değiştirme cerrahileri. Sadece kemik yüzeylerin değil, aynı zamanda kıkırdağı kaybettiğimiz için arada sertleştirilmiş, özel yapılmış bir plastik, poliüretan dediğimiz plastikle eklemi yeniden hareketli hale getirme olayı. Aslında protez cerrahisinde yapılan işlem budur. Yani bir çeşit suni bir eklem elde ediyoruz. Protez cerrahisi yaklaşık 50 yılı aşkın süredir tüm dünyada uygulanan ve belki de ortopedi ameliyatları içerisinde hasta memnuniyeti en yüksek olan ameliyatlardan bir tanesi. Bugün artık geldiğimiz noktada 20 yıllık sonuçlardan bahsediyoruz. 20 yıl hastayı aynı ağrısız, hareketli bir eklemde hayatını sürdürebilmesi, bu önemli bir kazanım. Bu anlamda belki de yapılması gereken, diğer tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen, ilerlemiş oldular da yapılması gereken tedavi şekli hemen hemen eklem protez cerrahisi olduğu söylenebilir. Bu protezlerin tabi halk arasında bir takım endişeler yarattığı bir gerçek. Mesela bir daha yürüyemezsem ya da bir enfeksiyon kaparsam ne olur? Ya da ameliyat olduğum benim yüz güldürücü olmaz. Ne düşünüyorsunuz? Bu protezlerden sonraki hastaların yüzdesi nedir? Başarı yüzdeleri nedir bunlarda? Protez cerrahisi özellikle ameliyatlardandır. Gerek ameliyatın yapıldığı ortam, gerek hastaya ait faktörler, risk faktörleri, ki belki bunlardan biraz bahsetmek gerekir bu noktada. Örneğin obezite bir risk faktörü. Kontrolsüz diyabet, şeker oranının yüksek olması bir risk faktörü. Hastanın vücudunda herhangi bir enfeksiyon odağının olması, ağzında çürük bir dişi olması, idrar yolunda bir enfeksiyon olması veya tırnak dibi enfeksiyon olması, bunların hepsi risk faktörleri. Bu anlamda bakıldığında ameliyat öncesi hazırlık çok çok önemli. Yani protez cerrahisi olacak hasta ciddi bir hazırlık döneminden geçmeli ve mevcut riskler minimuma indirilmeli. Burada bahsettiğimiz riskler belki de en çok görülen sıralama anlamında bahsetmek gerekirse enfeksiyon. %1, %2 oranında bir enfeksiyon riski var. Tüm önlemlere rağmen bu enfeksiyon riski sıfırlanmıyor. Çünkü bu biraz önce bahsettiğim kan yoluyla gelen veya bir şekilde hastanın vücudunda olan mikroplardan kaynaklanan enfeksiyonlar. Bunun için hijyenik ortamlarda, havalandırması iyi olan ortamlarda ve tecrübeli bir ekip tarafından yapıldığı zaman protez cerrahisinde artık bugün için akşam ameliyat olup, sabah ameliyat olup öğleden sonra yürümek, üzerine basmak mümkün oldu. Hastaların bu anlamda ameliyat sonrası rehabilitasyon süreçlerinde işi katacak olursak yaklaşık 3-4 hafta içerisinde rahatlıkla evden dışarı çıkıp bir destekle veya desteksiz yürüyebildikleri, bugün için halihazırda tüm dünyada bu anlamda en çok yapılan ve en çok yüz güldüren, hasta memnuniyeti en çok olan ameliyatlar. Tabii ki her işte olduğu gibi bu konuda da cerrahinin sorunsuz ve iyi hazırlanması, iyi planlanması gerekiyor. Çok fazla maliyete dokunmayacağım çünkü bunlar protezler muhtemelen ithal ve şeyleri vardır. Biraz maliyet yüksek olabilir ama devletin bunlarda bir katkısı var mıdır ya da özel sağlık sigortaları bunlarda herhangi bir şey var mıdır? Kısaca. Protez cerrahisinde kullanılan ürünlerin büyük bir çoğunluğu yabancı menşeli, yurt dışı, Avrupa ve özellikle Amerikan menşeli. Şu anda Türkiye'deki pazarın %70'i Amerikan menşeli. Ve bunlarla ilgili ödemelerle bir sıkıntı yok. Gerek SGK, gerekse özel kurumlar bu malzemeleri ödüyorlar. Bunlar nispeten pahalı malzemeler. Şu anda ödeme kapsamında. Anlamda bir hastalara maddi açıdan bir yük bu anlamda bilmiyor. Şimdi protez uygulandı bir hastaya, endikasyon konuldu, protez yapıldı.
Bu protez yapıldıktan sonraki hastanın yaşamı nasıl oluyor? Spora geri dönebiliyor mu? Günlük hayatını, bisiklet kullanabiliyor mu? Araba kullanabiliyor mu? Evet. Ya da bir takım hani günlük bizim normal bir eklemi yaptığı yüzde kaçını yapabiliyor? Onlar konusunda. Evet, çok önemli bir konuya temas ettim Nasir Hocam. Bugün için geçmişte protez cerrahisini yaparken sadece hastalığın ağrılarını dindirmek, ev içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabileceği kadar işte yürümesini bir başarı olarak kabul ederken bugün artık bu sorularla ciddi anlamda karşılaşıyoruz. Beklentiler yüksek, ortalama yaşam arttı. Hastalar her yaşta, bugün artık orta yaş dediğimiz grubun, eskiden 40-60 yaş grubu orta yaş kabul edildi. Bugün orta yaşın 70-75'e çıktığından bahsediyoruz. 85 yaş ve üzerinin ileri yaş kabul edildiği bir dönemdeyiz. Bu birçok uluslararası toplantılarda bu şekilde adı konuyor bu işin. Dolayısıyla beklentiler arttı. Protez cerrahisi sonrası hastalarımız daha aktif yaşamak istiyor. Spor yapmak istiyor. Son dönemde yurt dışındaki birçok panelde, birçok konuşmalarımızda bunlarla ilgili oturumlar yapıyoruz. Yani protez cerrahisi ve spor. Protez cerrahisi ve aktif yaşam, bu konular çok güncel, yurt dışında da güncel. Neler yapabiliyor? Protez cerrahisi sonrası hastaları bekleyen neler var? Bu konular birçok açıdan değerlendiriliyor. Tabii burada hastaya ait faktörler de çok önemli. Hastanın protez cerrahisi öncesi hayatının ne kadar aktif yaşadığı da önemli. Beklentiler çok önemli. Hastanın yaşı çok önemli. Bir takım sınıflandırmalar var, aktivite düzeyi, sporal aktivite düzeyi. Örneğin en çok sorulan sorulardan bir tanesi, protez cerrahisi sonrası ben işte dizlerim üzerine oturabilecek miyim? Ya da işte hangi düzeyde spor yapabileceğim? Bu soruların cevabı genel anlamda söylemek gerekirse, protezlerin ortalama ömrü biraz önce bahsettiğim gibi 20 yıl, 15-20 yıllık iyi sonuçlardan bahsediyoruz. Burada faktörlerden bir tanesi hastanın protezleri nasıl kullandığı veya aktivite düzeyi. Örneğin ağır iş yapması hastanın çok fazla önerilen bir şey değildir. Yani protez cerrahi sonrası hastalarımızdan işte tarlada, bahçede çalışmalarını çok fazla tavsiye etmiyoruz. Yine birçok protez hastası diz üzerine oturabiliyor. Bunu sağlamak mümkün. Gerek diz ve gerek kalça protez cerrahi sonrası. Ama çok fazla önerilen bir konu değil. Hedeflerimiz arasında öncelikli sırada yer almıyor. En azından onu söylemek istiyorum. Ama bunun dışında genel çerçevede bakmak gerekirse, protez cerrahi sonrası hastalar hangi sporları yapabilir? Yürüyüş yapabilirler. Havuz içi egzersizler, yüzme, bunlarda sıkıntı yok. Düşük tempolu yürüyüşler, koşma dahil düşük tempolu koşma ve tempolu yürüyüşler yapılabilir. Yurt dışında özellikle golf çok yoğun ilgi gören bir spor. Golfle ilgili bir sıkıntı yok. Yapabiliyorlar hastalar. Kısmen kayak yapan hastalarımız var. Ama bu biraz açıkçası ikinci ve üçüncü derece temas sporlarını, örneğin futbol gibi veya pivoting sporlar, voleybol gibi, basketbol gibi bu tip sporları çok fazla protez cerrahisi olan hastalara açıkçası önermiyoruz. Ama yürüyüş, bisiklete binmek ve diğer spor aktiviteler kontrollü bir şekilde yapılmasında fayda sakınca olmadığını, hatta fayda olduğunu söylüyoruz hastalarımıza. Bu anlamda belki de spora dönüş önemli. Cerrahi sonrası ameliyat olan tarafın kas kuvvetlerinin belli bir noktaya getirilmesi, yani iyi bir rehabilitasyon önemli. Hastanın öncesi çok önemli. Cerrahi öncesi ne kadar aktif yaşadığı önemli. Bütün bu faktörleri bir arada düşünerek aslında hastaya dönük bir program ve hastaya dönük bir egzersiz ve spor aktivite seviyesinin belirlenmesi en doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü o yaşa kadar hiç spor yapmamış bir hastayı protez cerrahisi sonrası amaç spora döndürmekten ziyade günlük işlerini, aktivitelerini ağrısız, sorunsuz ve yerine getirmesini sağlamak bizim için daha öncelikli bir tedavi yaklaşımı oluyor. Çok güzel, faydalı şeylere değindiniz. Özellikle yıllar önce bu kireçlenmesi olan insanlar eve mahkumdu veya bir sandalyeye mahkumdu. Şimdi bu protezlerden sonra bu insanlar
bir takım aktivitelerine, sosyal hayatlarına geri döndüler. Belki bunlar ileride dediği zaman teknoloji, belki 10 sene, belki 20 sene sonra, belki bu nanoteknolojilerin ilerlemesiyle çok daha hani şu anda yapamadıklarını da yapacaklardır. Bu iyi bir şey. Bu konuda hani genel olarak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü birazdan buradaki seyircilerimize şey yapacağız, söz hakkı vereceğiz, mikrofon uzatacağız. Sorular varsa soracaklar size ama sizin eklemek istediğiniz bir şeyler de varsa. Tabii protez teknolojisi, implantların tasarımı, kullanılan alaşımlar gün ve gün gelişiyor. Bugün için 50 yılı aşkın süredir protez cerrahilerinin yapıldığını düşünürsek eklem kireçlenmesi tedavisinde çok farklı noktalardayız. O zamanki kullanılan protezlerin ortalama ömürleri, o zamanki problemler, erken gevşeme, enfeksiyon, protez içerisinde kullanılan o polietilen dediğimiz sert plastiklerin aşılması, partikül hastalığı dediğimiz uzun zamanda protezin gevşemesine yol açacak sorunlarla bugün çok daha az karşılaşıyoruz. Ve bu süreç devam ediyor. Bugün artık 20 yıl boyunca dayanıklı malzemeler, çok özel alaşımlar, ilk kullanılan metal alaşımlarda kobalt, krom, çelik kullanırken bugün titanyumdan veya diğer daha dayanıklı alaşımlardan, hatta seramikten bahsediyoruz. Bunlar oldukça güncel tedaviler. Seramik protezlerin yapısı itibariyle aşınma oranlarının çok daha az olması, protezlerin çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Belki de gelecekte bu anlamda hastalar bir defa protez cerrahisini geçirecekler ve o ameliyattan sonra o protezleriyle hayatının geri kalan kısmını yeni bir cerrahiye ihtiyaç duymadan tamamlama imkanı olacaktır. Bugün için 20 yıldan bahsediyoruz ama önümüzdeki süreçte belki de bu süreç çok çok daha uzun olacak. Çok teşekkür ederiz. Sorulara cevap verdiğiniz için ve bilgilendiğiniz için bize. Şimdi izin verirseniz eğer sorusu olan arkadaşlara mikrofon uzatalım. Yeşilyurt sahilinde yürüyordum. Eşim birdenbire dizim dedi. Koluna girdim. Acıbadem International'a gittik. Ama saat geçti acil bölümüne. Kalçasından bir iğne yaptılar. Ve kolum da evimizde oraya yakın. Eve gitti, yattı. Ertesi gün sabah kalkamadı. Kilitlendi dizi. MR şeyle 112 ile gene aynı hastaneye gittik. Çok yakın olmasına rağmen MR'lar, bilgisayarlı tomografiler, bir dizde, sadece bir dizde şey var. Kıkırdak erimesi var. Dejenerasyonu. Günde 5 defa soğuk şey yapın dediler. Kol değneği verdiler. Ve eve gitti. İşte bir hafta 10 gün yattı ve kalktı. Ayağa kalktı. O tarihten de bu 2 aylık sürede hiçbir şey olmadı. Siz Amerika'da bulundunuz. Orada ilaçlar varmış bu şeyi etmek için. Mesela hangisini tavsiye edersiniz? Yani ameliyattan ameliyat mevzubahis değil dedi. Oradaki meslektaşınız, doçent, İzmir mezunu bir arkadaş var, ortopedist. O dedi ki yok, şimdilik ameliyata gerek yok. Ama o glikomonin mi bir şey var, bir ilaç var. Ne hangisini alacak? Yığında ilaç var eczaneye gidince. Teşekkür ederim. Dizi içerisinde mekanik sorun yapan sebeplerden bir tanesi menisküs yırtıklarıdır. Menisküsler eklem kıkırdaklarını koruyan ana yapılar. Burada hep kireçlenme üzerinden konuştuk. Menisküs kireçlenmiş bir eklemde menisküslerin genel anlamda yırtıldığını, bozulduğunu, hasarlandığını kabul ederiz. Belli bir yaştan sonra 30'lu 40'lı yaşlardan itibaren menisküsler artık su içeriğini kaybeder. Gençlerde olan menisküs yaralanmaları, travmatik sporcularda onlar farklı bir konsept. Ama belli bir yaştan sonra olan, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi düz yürüyüşte veya basit bir hareketle bir anda ağrı ve mekanik sorunların başlaması muhtemelen menisküsün yırtıldığını gösteriyor.
ya da kıkırdaktan bir parçanın eklem içine koparak dize mekanik sorunlar yaptığını gösteriyor. Bu aslında kireçleme, biraz önce bahsettim, uzun soluklu bir süreç. Belki 10 yılların, 20 yılların hastalığı. Bu aralarda, bu ara dönemlerde bu iniş çıkışlar olabiliyor. Eğer sorun devam ediyorsa, mekanik sorunlar devam ediyorsa, o zaman bir müdahale gerekebilir. Çünkü yırtık bir menisküs, araya giren, kilitleyen bir menisküs veya kıkırdaktan kopan bir parçanın eklem faresi deriz, eklem içerisinde serbest gezmesi kıkırdak hasarının o süreci biraz daha hızlandırır. Bazen küçük müdahaleler yapabiliyoruz hastalığı durdurma anlamında. Ama kıkırdaktaki hasarın evresi çok önemli. Biraz önce bahsettiğiniz o ilaçlar, çok fazla ilaç var, haklısınız. Biraz da endüstri zorluyor bu konuda, bu ilaçların kullanımı ile ilgili. Doğru zamanda, doğru hastada ancak bu ilaçların faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu birçok meslektaşım da bu konuda benimle hemfikirdir. Yurt dışında da birçok toplantılarda bunları konuşuyoruz. Bunlar bir çeşit suplement, besleyici, destekleyici ilaçlar. Gerçek anlamda tedavi etmiyorlar, sadece destek veriyorlar. Dolayısıyla o grup ilaçlardan da çok fazla böyle onlara çok fazla bel bağlayarak hani tedaviyi aksatmamak gerektiğini düşünüyorum. Anlattığınız senaryo eklemde kıkırdak problemleriyle uyumlu bir senaryo. Evet. Yani tam olarak hangi evrede olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Tetkiklerinizin sonuçlarını görmek lazım. Ona göre tahmin ediyorum ara bir dönemdeyiz şu anda. Kıkırdaktaki hasarlanma çok ileri değil ama bir şeyler var içeride. Ve o basit bir zorlamayla yaşadığınız olay o. Bir akut alevlenme, kıkırdak hasarının alevlenmesi. Bir süre sonra ödem çözülmesiyle beraber diz rahatlıyor. Ama bu tip atakları bundan sonra da yaşayacağımızı gösteriyor süreç. Bundan 5-6 sene önce menisküste bir sorun vardı. Acıbadem Kadıköy'e gittim, bilmiyorum isim belirlerini. MR çektiler, yırtık. Evet. Sonra Ömer Taşar'ın grubuna gittim, karşı tarafa. Orada yırtık olmadığını söylediler. Sonra Anadolu Sağlığa gittim. Dediler, ilaç verdi, unuttum falan. Sonra bir seyahatten gittim, 5-6 gün, günde 10-15 kilometre, 20 kilometre. Sırf yürüyerek dolaştım. Geldiğim zaman Anadolu Sağlık'taki doktor, ya dedi, böyleyse devam edin yolunuza siz. İleride gayet normal bir şey olursa gelin. Yani şu anda bir şey. Ya şeyi soracağım, o günden beri ben de hiçbir şey yok. Yürüyorum yani 10-15 kilometre yürüyorum her gün. Yani hep aklımda şey, yine o eski şeye dönecek miyim? Şu anda hiçbir sıkıntım yok. Tanıdaki karmaşanın sebebi? Menisküs yaralanmaları, birinci ve ikinci derece yaralanmalar gerçek anlamda yırtık değildir. Belki de terminolojide bir problem var, size söyleme tarzlarında ve artık meslektaşlarım, ama yırtık demek artık ekleme ulaşan bir menisküs üzerinde bir hat var, ekleme ulaşıyor demek. Bu artık bugünkü teknolojide çektirdiğimiz yüksek çözünürlüklü MR'larla bunları görmemek pek mümkün değil. Her şey çok net görülür. Burada soru şu olmalı, her menisküs yırtığı tedavi edilmeli mi? Elbette ki hayır. Biraz önce konuştuğumuz gibi eklem kıkırdak problemleri belli bir noktadan sonra kireçlenmenin ilerlemesi aşamasında hastaya rahatsızlık vermeyen menisküs problemleri tedavi gerektirmiyor. Özellikle mekanik sorunu yapıp yapmaması önemli. Ani başlangıç olup olmaması önemli. Yani bugün 60 yaş üzerinde dışarıdan hiçbir şikayeti, dizde şikayeti olmayan 3 kişiyi alıp dizlerine MR çekilsek, bunların birinde veya ikisinde, menisküsünde bir takım bozulmalar, hatta yırtıklar görebiliriz. Ama aslında hastaya şikayet vermiyor olabilir. Bu noktada her menisküs yırtığı tedavi edilmemeli. Hastaya rahatsızlık vermiyorsa, özellikle eklem kireçlenmesinin eşlik ettiği menisküs yırtıklarında burada şu şekilde ifade edelim. Eklem kireçlenmesi arabanın jantının eğrilmesi olarak anlatırsak menisküsün yırtığı da lastiğin patlaması gibi düşünmek lazım. Yani bunları birlikte tedavi etmek gerekiyor. Tek başına menisküs yırtığının tedavisi ağrısı kıkırdak menşeli olan hastalarda, kireçlenmeli hastalarda yetersiz
sonuçlanır. Belki de o ameliyat oldum ama ağrılarım geçmedi diyen hasta grubunun temel probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ağrının nereden kaynaklandığının gösterilmesi çok önemli. Her menisküs yırtığı ağrı yapmayabilir. Menisküsler önden arkaya doğru giden ay şeklinde yapılardır. Yırtığın yeri çok önemlidir. Özellikle belli bir yaş grubunda hastaların aktivitelerin azaltmasıyla o yırtığı hissetmeden biraz da ağrı yapan hareketlerden uzak durarak yırtık menisküsüyle beraber şikayetsiz bir şekilde yaşayabilir. Burada değerlendirilmesi gereken hasta bazlı tıkırdak menşeli bir ağrı varsa, menisküs yırtığı mekanik sorun yaratmıyorsa bu hastaların menisküslerini tedavi etmenin hastaya ekstra bir kazancı olmadığını düşünüyorum. Eğer ağrı yapıyorsa dedi Ömer Taşer'in grubundaki doktor, gelin dedi. Ağrı yapmıyorsa dedi, yine ileride gelin dedi. Şimdi aklıma geldi, aradan 2-3 evet. sene geçti. Tekrar bir çekip yine bir bakmanın bir anlamı var mı bu durumda? Yoksa yolumuza devam mı edeceğiz? Evet. Yani gerekir mi? Yani şu anda kıkırdaklarınız iyi durumdaysa, MR da görülebilir. Yani kıkırdaktaki sorundan ziyade ön planda menisküs problemi, yırtığı varsa bu menisküsün tedavi edilmesi kıkırdak harabiyetini yavaşlatabilir. Ama bir noktadan sonra artık tek başına hani menisküsüz şikayet yapmayan bir yırtığı çok fazla üzerinde durmamak lazım. Ama yapabileceğiniz başka şeyler var bu anlamda. Örneğin ağrıyı uyandıran hareketlerden sakınabilirsiniz. Diz yüzeye oturmak gibi, merdiven çıkmak gibi egzersizler menisküsünüzdeki yırtığı biraz daha büyütebilir. Kilo kontrolü önemli. Yani kilo almamanız bir anlamda bu süreci bu şekilde ve tabi egzersiz elbette yapacağız. Menisküs yırtık olan hastalar da egzersiz yapabilir. Eklem kireçlenmesi olan hastalar da egzersiz yapabilir. Özellikle su içi egzersizler biraz önce söylemeyi unuttum. Bunları erken dönemde cerrahi sonrası da öneriyoruz. Çünkü yer çekiminin etkisinin olmadığı bir ortamda, havuz ortamında dirence karşı yürümek gibi bir takım egzersizler diz çevresi kaslarını güçlendireceği için kıkırdaklara binen yükü de azaltarak hastaların şikayetlerini ciddi anlamda azaltır. Evet, operasyondan sonra da öncesinde de hatta eklem kireçlenmesi kaynaklı olan eklem sertliklerini de bu anlamda yenmek mümkün. Çünkü havuz içi egzersizler aslında bir hidroterapidir. Bu fizik tedavinin bir alt parçasıdır. Yani aslında bir nevi fizik tedavidir. Dirence karşı yürümek, havuz içinde egzersizler, aktiviteler kasları güçlendirerek ekleme binen yükü, kıkırdağa binen yükü azaltır. Bu anlamda hastaları aynı zamanda bir çeşit tedavi etmiştir. Oluyoruz yani egzersizlerle. Bir nevi için bu tarafını da ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Soğuk şey faydalı. Soğuk uygulaması hem soğuk hem sıcak ağrı kesici etkisi oldu, ödemi azaltıcı etkisi oldu gösterilmiş. Fakat sıcak uygulamaları genelde romatizmal hastalık menşeli eklemde böyle alevlenmelerin olduğu dönemlerde bu hastalara daha çok fayda görür. Soğuk uygulamaları ani başlayan ağrılarda genelde 24-48 saatte uygulama hastaları rahatlatıyor. Hasta bazlı da değerlendirmek lazım ama genelde soğuk uygulamalar saatte 15-20 dakikalık küller halinde uygularız. 2-3 kür halinde. Örneğin gece ağrıları olan hastalar yatmadan önce 2-3 kür halinde soğuk uygulama yaptıkları zaman 15'er dakikalık periyotlarla o geceyi çok daha rahat geçirdiklerini, ağrıların daha az olduğunu söylerler. Genelde böyle bir soğuk ve sıcağın ikisinin de tedavici etkisi var. Başka soru soran varsa bu konuda buyurun. Benim sorum belle ilgili olacak. Beldeki omurlardaki diz kayması adı verilen arızalarda ne gibi tedaviler uygulanacak? Hastanın neler yapması gerekiyor? Ve buna bir de kireçlenmenin de başlangıcı olduğu da söylenirse. Bu bize sırt ağrısı, bel ağrısı olarak yansır. Çok ilerlemiş dönemler hariç yani. Bel için konuşuyorum. Disklerde çok ciddi bir bası yoksa eğer ki bu noktada radyolojik görüntüleme yöntemleriyle olan basılarla kişilerin şikayetleri paralel gitmiyor. Çok ciddi bel fıtığı olan hastaların aslında şikayetlerin olmadığını görüyoruz. Burada önemli olan sırt kaslarımızın güçlendirilmesi. Belki birinci öncelikli yapılması gereken şey sırt ve bel kaslarımızın güçlendirilmesi. Bu dengeyi sağlayabilmek adına.
yine kilo kontrolü. Ara ara çok ağırlı dönemlerde ilaç tedavileri ve fizik tedaviler ve belki de son aşamada düşünülebilecek tedaviler, cerrahi tedaviler. Başlangıçta bu tedaviler yeterli olabilir. Yeterli oluyor. Olabilir. Yani hastaların %90'ı bu tedavilerle diz problemleriyle beraber yaşamayı öğreniyorlar. Ne zaman cerrahi diye soracak olursanız, disk çok ciddi anlamda sinire basarsa omuriliğe, bu mutlaka hastada çok ciddi bir özellikle bacaklarda güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma, hissizlik, bu noktaya gelmişse artık fizik tedaviyle, ilaç tedavisiyle geri dönmüyorsa, o zaman basının kaldırılması amaçlı cerrahi tedaviler gündeme gelebilir. Evet, bu başlangıçta kas gevşetici jeller, kremler veya ağrı kesici gibi ilaçlar mı kullanılıyor? Belli sürelerde, ağırlı dönemlerde, buradaki ağrının sebebi aslında sırt kaslarımızdaki spazm dediğimiz kasılmadır. Evet. Sırt kaslarımız istemsiz kas grubundadır. Yani eğer beynimiz o bölgede sinire dönük bir tehdit algılarsa, makroorganizmadan bağımsız bir şekilde bizim isteğimiz dışında sırt kaslarımızı kasar. Ağrının sebebi bu noktada o bölgedeki kas spazmıdır. Aslında tedavide kullandığımız kas gevşeticilerin veya ağrı kesicilerin temel rolü budur. Yani orada spazmı çözmek, ağrıyı kontrol etmek. Ondan sonraki süreçte tabii ki kasları güçlendirerek bu süreci tekrar yaşamamak. Peki bu tip hastalara sıcak veya soğuk uygulama hangisini önerirsiniz? O bölgede sıcak soğuk lokal uygulamaların etkinliği bir miktar daha az. Diğer eklemlerimize göre eğer bölgenin ısıtılması veya soğutulması gerekiyorsa bunun için fizik tedavi cihazlarından faydalanmak daha etkin oluyor. Elektrik, ultrasonla derin dokuların ısıtılması, fizik tedavi uygulamaları bel bölgesinde lokal uygulamalara göre biraz daha etkili. Evet, bir de son olarak yürüyüş veya egzersiz bu tip hastaların başlangıcını konuşuyoruz. Yapılmalı mı? Ağır tabii kaldırmak gibi evet. Şeyler değil de yürüyüş, normal yürüyüş. Tabii ağrı kontrolü sonrası sırt kaslarının güçlendirilmesiyle beraber hareketli bir yaşam, yürüyüş. Uygun bir ayakkabı seçimi çok önemli bu, evet. Bu noktada. Doğru olmayan bir ayakkabı, yürüyüş ayakkabısı ve koşu ayakkabıları bile aslında farklı. Bunlar farklı konular, çok fazla değinmedik ama spor aktivite, egzersiz sırasında tercih edilen ayakkabı, yürünen pist, yürüyüş temposu, bunların hepsi önemli. Kademeli bir şekilde tempo artırılabilir ama yürüyüş bizim için her aşamada vazgeçilmez bir egzersiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim bir düşme durumum olmuştu. Sol bacağımın filmi çekildi Erenköy Fizik Hastanesi'nde. Kemik çok yaklaşmış birbirine. O arasına hiyalurik asit zerk ettiler. Ve dediler ki bir yaşa bağlı olarak diğerinde de böyle bir durum olabilir ve siz ötekine de yaptırırsanız iyi olur dediler. Ben onu yaptırtmadım. Bu 2015'te bu yapıldı. Şimdi bu çok iyi. Bu başladı ağrımaya ve buna da yaptırttım. Ve ikisini de yaptırttım. Fakat şu anda yine tam bir şey yok, ağrı yapıyor ama glukosamin kullanıyorum. Bir de ayrıca magnezyum kullanıyorum. Bunların faydası olur mu hocam? Eklemde daralmanın olduğunu söylemeleri kireçlenme sürecinin başladığını gösteriyor. Birinci ve ikinci dönemden sonraki dönemde artık eklemde kapanmalar başlar. Burada belki de hyaluronik asit tedavi edici etkisi tamamen eklemin kayganlığını artırması üzerine. Hyaluronik asit eskiden ilk uygulamalarda horoz ibiğinden elde edilen jel kıvamında kayganlığı artırıcı, viskosüplementasyon dediğimiz konu. Bir çeşit motorun yağlanması gibi düşünün. Eklem için uygulanan hyaluronik asit ve diğer enjeksiyonların kıkırdak tarafından emilme oranları aslında düşündüğümüzden çok çok daha az. Yani burada hastalar mekanik anlamda rahatlık hissediyorlar. Ama bu hastalığın ilerleme sürecini çok fazla değiştirmiyor. Bu noktada bence bir boy filmi çektirerek eklemdeki daralma, anladığım kadarıyla kireçlenme sadece eklemin bir kısmından başlamış.
o bölgeye aşırı yük bindiğini gösteriyor. Yük dağılımı düzeltmek adına bir şeyler yapılabilir. Eklemle oynamadan evvel bu süreci yavaşlatmak için bir takım, burada çok bahsetmedim, bunlar da cerrahi tedaviler ama bugün artık biyomekanik aksın, yani yük taşıma eklemin, alt eksen, bacaklar için konuşuyorum, dizin içe veya dışa basması, bunlar düzeltilerek yük dağılımı dengeli bir hale getirilerek kıkırdak problemleri yavaşlatılabilir, süreç yavaşlatılabilir. Yani bu şekilde eğer sorun dizde bir eğrilikse, dizin örneğin bahsettiğiniz gibi sadece bir kısmına aşırı yük bindiriyorsa ve dizde eğrilik varsa, sadece bunu düzelterek, dizi normal hale getirerek belki de bir 10 sene kazanmamız mümkün. Dolayısıyla bir yerden sonra artık bu uygulamaların ağırlığınızı geçirmeyeceğini söyleyebilirim. Yani bu noktada orta yaş artrozu, bahsettiğiniz konu orta yaş kireçlenmesi, sizin bahsettiğiniz nokta, erken dönem, orta dönem arası evreler. Bu dönemi biraz daha kontrollü götürebilmek ileride çok daha büyük sıkıntıların önünü alır diye düşünüyorum. Yürüyüş yapabilir miyim? Yürüyüş yapabilirsiniz. Evet. Ama dediğim gibi o şeyleri görmek gerekiyor. Yani hasarın hangi aşamada olduğunu. Neden MR dizin mı? İç tarafında hasar? Efendim? MR mı çekilmiş? Sadece MR değil, boy grafisi, özel bir film boy var. Grafisi. Bir röntgen filmi. Dizinizin düz basıp basmadığını, diz eklemi için konuşuyorum, gösteren önemli bir tetkik. Neden orada problemlerin başladığını iki tarafta birden biraz bize bilgi vermesi açısından önemli bir tetkik. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi bu cerrahide kullanılan protez cerrahisinde başarı %100 müdür? Çünkü yakın çevremde tanık olduğum birçok kişi bu ameliyatı olan dizlerinden hala da sıkıntı çekiyor ve yine bir yakının, babam daha doğrusu, olmaya endişe ediyor, tekrar ediyormuş diye o acılarla yaşıyor. Bir de ikinci sorum, yaşa bağlı, 58 yaşındayım ben. Bundan sonraki yaşamda belki başını kaçırdım ben konunun. Bundan sonra mesela dizleri bükmeden oturmak, o sıvı kaybından dolayı ya da menisküsten dolayı dikkatli yaşamak, asansör kullanmak gibi önerilerde bulunmasınız herhalde, değil mi? Merdiven çıkmamak. Merdivenli bir evde mesela her gün 3 defa 5 defa inip çıkmak da herhalde uygun değil. Hani diz protezini, yani ileride oluşacak semptomları olmaması için öyle bir yaşam tarzı, değil mi? Önermezsiniz herhalde. Neler yapmak lazım? Bu biraz önce bahsettiğim aslında konuşmanın başında birçok faktör etki ediyordu. Yani bugün 85 yaşında, 90 yaşında başka bir sebeple ameliyat ettiğimiz hastaların kıkırdaklarının çok sağlam olduğunu, çok iyi olduğunu görüyoruz. Ameliyat sırasında bununla karşılaşıyoruz. Tam tersine 40'lı yaşlardan itibaren ciddi anlamda kıkırdak problemleriyle karşılaşan hastalarımız da var. Yani anlattığınız özellikle merdiven çıkıp inme konusu, ön dize aşırı yük bindiren bir egzersiz veya bir aktivite. Dolayısıyla ön diz ağrısı olmayan bir hasta için aslında merdiven çıkmak ağrı yapmıyorsa, hadi bunu sakıncalı demek çok doğru bir yaklaşım değil. Biraz da kıkırdağın dizin hasarlı olup olmamasıyla ilgili bir şey. Dizin başka bölmeleri de var. Ön diz ağrısı diz kapağımızın altındaki ayrı bir eklem. Dizin içerisinde bir eklemdir ama orası ayrı bir bölüm. Daha çok orta yaşlarda görülür ön diz ağrıları. Merdiven çıkmak bunu artırır. Klasik bisiklete binmek bu diz ağrılarını artırır. Onların farklı egzersizleri var. Ama ilk soruda sorduğunuz sorunun cevabı üzerinden gitmek gerekirse, protez cerrahisi genel anlamda hasta memnuniyeti oranları %90'lardı. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Eğer bu ameliyatlar sırasında bir problemle karşılaşırsa hasta, örneğin %2'lik bir enfeksiyon oranı var. Bu Amerika'da da böyle. Bu oranlar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Sıfırlanmıyor hiçbir zaman. Eğer protez enfeksiyon kaparsa, protez ameliyatı sonrası, bu ciddi bizim en korktuğumuz komplikasyonlardan bir tanesidir. Protezin çıkarılmasına kadar gidebilir iş. İlaçla kontrol etmek çok zor olabiliyor. İkinci cerrahileri gerektirebiliyor. Ve hastalara bu ameliyatı nereden oldum dedirten durumlardan bir tanesidir. Aslında çoğumuzun kulağına gelen, hani endişeye sevk eden, yani ameliyat oldu, yürüyemiyor, tekrar ameliyat olmak zorunda kaldı. Bu hastalar, bu grup hastalar. Bunların da yaklaşık oranları bu civarda. Yani %2, %3 hasta maalesef
Burada tabii biraz önce bahsettim yine. Ameliyat öncesi hazırlık çok önemli. Risk faktörlerinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Protez cerrahisi acil bir cerrahi değildir. 10 yılın, 20 yılın eklem kireçlenmesinin tedavisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla en iyi şartlarda, en uygun zamanda iyi bir hazırlık yapılarak yapılması gereken cerrahi tedavi. Cerrahi teknik çok önemli. Teknik bir ameliyattır. Yumuşak doku dengesi üzerine kurulu bir ameliyattır protez cerrahileri genel itibariyle. Burada hasta memnuniyet oranları genel anlamda hakikaten %90'lara varan bir oranda hastalar genelde eğer doğru zamanda yapılmışsa keşke bu ameliyatı daha önce olsaydım, niye bu kadar bekledim geri dönüşlerini alıyoruz. Ama şu da unutulmamalı, protez cerrahisi eklem kireçlenmesinin en son aşamasında düşünülmesi gereken bir tedavi. Yani artık yapacak başka bir şey kalmadığı zaman hastanın ağrısını kontrol etmek, aktivite düzeyini, yaşam kalitesini artırmak amaçlı yapılan tedaviler. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Beklentiler de önemli bu noktada. Belki de egzersiz, sırt kaslarınızı güçlendirici bir egzersiz programı ve bu ağrılarla tekrar karşılaşmamanız için bel problemlerini uyaran bir takım hareketlerden sakınmak. Başlangıç bu şekilde olmalı. Ağrılı dönemde kısa süreli ilaç tedavileri yapılabilir ama ben şikayetlerinizi tekrar alacağını düşünmüyorum eğer sırt kaslarınızı güçlendirebilirseniz. Yalnız benim ayaklarıma vuruyor sağ ayağıma genelde. Bu biraz daha ilerlediğini gösteriyor ama dediğim gibi başlangıç tedavisi her zaman için cerrahi dişi yöntemler, bel problemleri için konuşuyorum. Çünkü özellikle bel fıtığı cerrahi sonrası bir üst ve bir alt seviyede bu sürecin tekrarlama oranları maalesef yüksek 5 yıl içerisinde. Bu süreçler yaşanmalı. Bence bu henüz o noktada cerrahi gerekecek bir noktada olduğunuzu düşünmüyorum. Şikayetleriniz belki ilaç tedavisi, fizik tedavi de geriye dönecektir. Teşekkür ederim. Sorular için çok teşekkür ederiz. Zamanımız da sona doğru yaklaştı. Sayın Doçent Doktor Tolga Tüzüner'e çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki programlarda yine görmek isteriz. Önümüzdeki haftaki programda, Cuma günü programda aslında fizik tedaviden bir arkadaşımız olacaktı. Fakat benim yurt dışı bir programım nedeniyle önümüzdeki hafta olmayacağız. Ama ondan sonraki hafta, Cuma günleri, bundan sonra devamlı biz buradayız ve değişik ve yeni konularla hep beraber olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz.